Türkçe'de bir ek var. Bu ek yine bir fiilimsi eki. Biliyorsunuz Türkler genellikle fiilimsi eklerini konuşurken çok kullanıyorlar. Size de lazım. Bugünkü fiilimsi ekimiz rmaz veya rmez şeklinde. Bu r ne demek Ali Bey? Bu r yani geniş zaman eki olan r. Arkadaşlar bu fiilimsi iki fiil ile karşımıza geliyor. Evet evet aynı fiiller genellikle tekrar edilirken birinci fiilden sonra r geliyor ve ikinci fiilden sonra maz mez geliyor. Ali Bey, what do you say Ali Bey? Что ты говоришь Ali Bey? Sakin, sakin, yavaş. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Evet. Bu fiilimsi, bu ekler fiile hemen, çabuk, çarçabuk, birden, çok acil, çok hızlı anlamını veriyor. Bunun hakkında örneklerimiz var. Şimdi örneklere başlıyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Bir öğrenci var. Bu öğrenci okulda ve okulda öğretmen yeni bir konu anlattı. Gramer konusu ve öğrenci dinledi. Aa, anladım dedi. Öğrenci dersi dinler dinlemez anladı. Öğrenci dinler dinlemez anladı. Burada Ali Bey mez var, dinlemez var. Ama negatif anlam yok. Anlam çok hızlı, çok çabuk, birden anlamında. Öğrenci dinler dinlemez, çok hızlı anladı. Diğer örnek. Ofiste müdür var ve müdür bir personeli soruyor. Mesela adı ne olsun? Yusuf olsun. Müdür geldi ve Yusuf geldi mi? Yusuf burada mı? Dedi. Ve arkadaşları hayır Yusuf bugün hala gelmedi dedi. Müdür tamam Yusuf gelir gelmez beni aramalı dedi. Yusuf gelir gelmez. Yani Yusuf gelince hemen çok hızlı çabuk anlamında Yusuf gelir gelmez beni aramalı dedi. Bu şekilde anlamı biz veriyoruz. Gelir gelmez. Yani şöyle anlamayın. Gelir veya gelmez. Hayır. Bu anlam yok. İki fiil ile birlikte gelince hemen anlamı var. Tamam. Gelir gelmez. Yani gelince hemen çok hızlı, çok acil anlamında. Diğer örnek cümle. Arkadaşımla konuşuyorum ve arkadaşıma diyorum ki sen sabahları ne yapıyorsun? Bana cevap veriyor. Ali'cim ben sabahları uyanır uyanmaz kahve hazırlıyorum. Ben uyanır uyanmaz. Uyanınca hemen. Uyanıyorum hemen demek. Uyanır uyanmaz kahve hazırlıyorum. Nokta. Çünkü uyanmak rahat bir şekilde uyanmak istiyorum. Bu yüzden diyor. Diğer cümle. Bir kişi var, bu kişi spor yapıyor ve spordan sonra ne yapıyor? Bunun hakkında konuşuyor arkadaşı ile. Onun arkadaşı diyor ki, ya sen çok güzel parfüm kokuyorsun, çok güzel deodorant kokuyorsun. Halbuki sen spordan geldin. Evet arkadaşım, ben spordan eve döner dönmez duş alıyorum diyor. Ben spordan eve döner dönmez duş alıyorum. Döner dönmez. Dönmek, dönünce hemen. Dönünce çok hızlı gibi. Bu şekilde bir örnek. Döner dönmez. Ali Bey niçin burada er var? Niçin r kullanmadın? Geniş zamanı bilmeniz gerekiyor. Geniş zamanda dön bir hece varsa sonrasında biz er kullanıyoruz. Bir hece ve son harf
fiilde son harf eğer sessiz ise biz er kullanıyoruz. Spordan eve döner dönmez foş duş alıyorum. Diğer cümle. Arkadaşımla yine konuşuyorum ve arkadaşıma diyorum ki ya ben kolay uyuyamıyorum ya. Kolay uyumak için bir formül var mı diyorum. O da bana şöyle cevap veriyor. Haha Ali'cim ya ben yatağa girer girmez oh uyuyorum. Ben yatağa girer girmez girince hemen girince çok kısa zamanda anlamında. Ben yatağa girer girmez uyuyorum. Ya dostum seni kıskanıyorum ya diyorum ben. Çünkü ben yatağa girer girmez uyuyamam maalesef. Bu gerçek. Diğer örnek. Arkadaşımın doğum günüydü ve ben doğum gününde ona bir hediye aldım. Ve hediyeme baktı. Aa Ali'cim çok iyisin, çok beğendim dedi. Yani hediyemi görür görmez beğendi. Görür görmez, görmek, görür görmez beğendi. Görünce hemen, görünce çok çabuk anlamında. Tabii ki beğenecek yani. iPhone 12 Max aldım. Tabii ki beğenecek. Sonraki cümle. Akşamları ben evde televizyon seyrederken içeriden babamın yatak odasından bir ses geliyor. Nasıl bir ses? Sonra anneme dönüyorum. Anne ne oldu diyorum. Annem, oğlum baban yatar yatmaz horluyor diyor. Baban yatar yatmaz horluyor. Yani yatar yatmaz, yatınca hemen, çabuk, çok hızlı anlamında. Baban yatar yatmaz horluyor. Tabii yaşlı insanlar yatar yatmaz uyur, yatar yatmaz horlamaya başlar. Çok normal. Evet arkadaşlar, cümlelerimiz bu kadardı. Sizden iki tane örnek cümle istiyorum. Lütfen aşağıya yazıyorsunuz. Bu sizin ödeviniz. Tamam mı? Domaşni zadanie, homework, vazife. İki tane cümle arkadaşlar. Şimdi bu ekler hangi ekler? Rmaz veya rmez veya ır, ir, ur, ür şeklinde arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Değil mi? Yani geniş zamanı önce bilmeniz gerekiyor. Geniş zamanda biz R'yi kullanıyoruz. Rutin zaman. Ben her zaman yapıyorum veya hiçbir zaman yapmıyorum anlamında. Burada bu eki kullanıyoruz ama anlamı birden hızlı, çabuk şeklinde oluyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tamam, hoşça kalın.